Arkadaşlar merhaba, 12 Ekim 2021 Salı akşamı Philadelphia'dayız bu sefer Amerika'da. Amerika serisi devam ediyor. Türkiye Jockey Kulübü Amerika'yı seviyor. Bu da güzel bir şey bizim için. Çünkü Amerika bizim görüş alanımızın içinde olan bir yer. Gerek çalışmaları görebiliyoruz, gerek dereceleri, form durumlarını ve aynı zamanda tabii ki jockeylerin form durumlarını da yakından inceliyoruz arkadaşlar. Böyle bir imkanımız var. Evet, şimdi Philadelphia'da oradaki dördüncü koşu bizim birinci koşumuz olacak. Biraz geç başlayacağız bu sefer. Yani saat 8'lerden 9'lara doğru kaydık. Önemli değil. Tabii ki koşular inanılmaz zor bu akşam. Gerçekten güzel bir ikramiye olma ihtimali çok yüksek. Yedili plaseden başlayalım. Birinci koşu 21.19'da satış koşusu. Şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1670 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 15 tane safkan var arkadaşlar. 3 tane safkan ön planda ama bu 3 atın ne kadar yeterli olduğunu bilemeyeceğim. Artık bunu sizler kendiniz bir bakın AGF oranlarına göre. 9 numaralı Holiday Raid, Ruben Silvera ile ilk atımız. 6 numaralı Spicer Gold, Roberto Junior Rosado biniyor ona. Ve 15 numaralı Rue La La, Charlie Marquez ile. Evet, o da iki kere koşmuş. Biri ilk koşusunda birinci olmuş, ikinci koşusunda dördüncü olmuş. Böyle bir durumu var bu safkanın da. Burayı şimdi 9-6-15 olarak geçme durumundayız. Öncelikle tabii ki sizler de burada mesela yazmadığımız bir Midland Origin gözüküyor burada. Yorin Daniel 4 numara. Onu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Jeremy Laprida'nın bindiği 8 numara Almost Evil var. 8 numara. Yani 7'li plase belki de 6'dan fazla verecek. Bilemiyoruz ama bayağı bir zor yani gerçekten arkadaşlar. 1 numaralı Allegretto. Gerardo Milan'ın bindiği. 45 handikap puanı var arkadaşlar. Evet. Burasını bu şekilde geçiyoruz artık. Birinci koşu biraz zor. İkinci koşu 6'lı gayanın başlangıç ayağı bu. 21.47 opsiyonel satış koşusu diye geçiyor. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1670 metre kum piste çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tüm koşular içerisinde şöyle bir imkanımız var. Bu ne derece tabii riskli olacak bu ama burada 9 numaralı Publius Sirius, atın ismi ciddi güzel yani. Kendi Karmış bunuyor. Bu öyle bir tecrübeli jockey, biliyorsunuz kendi Karmuç, Belmont Park, Saratoga, Gulfstream Park gibi Kinneyland. Buralarda at binen ve aynı zamanda kazanan büyük jockeylere karşı ki kendisi öyle çok da küçük bir jockey değil zaten. Burada bana göre buraya geliş sebebi bu at arkadaşlar. Toplamda 60 bin dolarlık bir ikramiye var ama olsun. Bu Baş Racing Stable Timothy Chrysler, bu demek ki anlaşması var. Çalışmaları süper arkadaşlar. Gerek Eylül gerek Ekim aylarında 600'lük sprintlerde 35-70'lik iki tane çalışma kaydetmiş. Yarışları da son iki yarışta tabela 4 ve bir de ikincilik görmüş. 98 handikap puanıyla en iyi ikinci, yani 6 numaradan sonra en iyi ikinci safkan. Bakın şöyle söyleyeyim, küçük kuponlar veya ilk ayaktan tek atarak geçmek isteyenler için bu bir fırsat. 9 numara alternatif bankomuz bizim. Ama eğer bunu bir şekilde olmaz dediğiniz anda 5 tane daha at buraya yazmamız gerekiyor. Toplam 6 at yazmamız gerekiyor. 6 numaralı Kuan Jorge Vargas Jr.'la, 1 numaralı Beringer Spring Frankie Pennington'la, 3 numaralı Thundershook Ruben Silvera'yla, 2 numaralı Outlaunch Luis Ocasio'yla ve 8 numaralı Super Flyover Michel Sanchez'la arkadaşlar. Bunların hepsini buraya bir güzel dizmeniz gerekir. Boncuk gibi. Aksi takdirde bu şekilde 6 tane at olması gerekecek. Veya dediğim gibi 9 numarayı gözünüzü kapatıp Pablo Sirius'u iki ayaktan yatmak istemeyenler tabii düşünecektir. Biz de düşünüyoruz arkadaşlar, işte söylemek gerekirse. Ama safkanın durumu çok iyi. Arjantin karışım bir origin, Candy Wright. Üzerine binen jockey de kendini kanıtlamış bir marka, Kendrick Carmuch. Evet, buradaki durum bu.
Şimdi üçüncü koşuya geçiyoruz. Üçüncü koşuda da ilginç bir durum var. Opsiyonel satış koşusu, şartlı 3 yukarı İngilizler 1670 metre Çin piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 12 numaralı Hard to be humble Angel Cruz'la çalışmaları çok iyi. Safkan 71 handikap puanı olsa da gayet iyi durumda. Bu bizim ilk atımız. Hatta biraz böyle bankoya kaçan bir safkan bu. Diğerlerinin yanında. Ancak burada 2 numaralı Passport Jeremy Laprida ile New Jersey Origin. 1 numaralı Our Philip Special kendi Carmouche'la yine. Burada 3 ve 11 arkadaşlar. Stone Gate, Frankie Pennington ve yine Frankie Pennington'ın 11 numaralı Raider Reward ikisinden biri. 3 ve 11 dedik o yüzden. Ve 7 numaralı One Two Kid Ruben Silvera ile burada ses getirebilir. Yani 12 altına çizgiyi çektik. Hani bu biraz daha böyle sürünceme de bizim için. Diğer buradaki 9 numara Publius Sirius. Biraz daha sürünceme de bu 12 numara ama arkasından 2, 1, 3 ve 11, 7 dedik arkadaşlar buraya. Evet, 4. koşuda şimdi 22.43 satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 16 tane safkan var. Yine zor bir koşu. 7 tane safkana yer vermek zorunda kaldık burada. 10 numaralı Mr. Walsh arkadaşlar. Abner Adorno ile bizim ilk atımız. 1 numaralı Will Too Shy Paco Lopez'de. Bu Paco Lopez artık hiçbir şey yapamıyor. Bilmiyorum adam yani biniyor ama varlık yok. 9 numaralı Too Much Johnny Sylvester Gonzalez. 7 numaralı No Fly Zone Candy Carmouche. 2 numaralı Rock Gin Dexter Hot Dog. 16 numaralı Portal One Frankie Pennington. Frankie Pennington Philadelphia'nın arkadaşlar en iyi jockey'i. Yani öyle söyleyeyim. Yani iyi atı olduğumu gerçekten getiriyor ve getirmeye çalışıyor. 3 numaralı Conquistador Show Ruben Silvera. Şimdi burası arkadaşlar 10, 1, 9, 7, 2, 16, 3 şeklinde yani tam 7 tane safkanla geçiyoruz ki yazmak istiyoruz daha. Hala yazmak istiyoruz. Yani yazmaya doyamıyoruz bu ayak için. 5. koşu 16 tane safkan koşuyor. Şartlı bir koşu bu. Dişi hepsi 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Şimdi burası da arkadaşlar 6 tane safkana geçiyoruz burayı da. 5 numaralı Knockout Kid Angel Castillo. 7 numaralı She's My Rising Star Frankie Pennington. 10 numaralı Credibility Dexter Hot Dog. 11 numaralı Chakotah. Evet, Edwin Rivera. 15 numaralı Terpe Sylvester Gonzalez ve 14 numaralı Midnight Miracle Courtney Gillard arkadaşlar. Burası 5, 7, 10, 11, 15 ve 14 diyoruz. Evet, burası tabii ki aynı şekilde yine yazmaya doyamadığımız bir at. Burada Frankie Pennington'ın bu safkan arkadaşlar iyi bir safkan. Florida'dan bak Florida orijinalde iyi koşturuyor. New Jersey'ler öyle. Dikkat etmek lazım. Evet, Illinois var bir tane. Edwin Rivera verdik onu 11 numarayı. 5, 7, 10, 11, 15, 14. Evet, 6. koşuyoruz şimdi. 23.39'da şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada günün bankosu var. 7 numaralı Tuggle Jockey formda yine gerek Saratoga gerek Gulfstream Park, Belmont Park buralarda arka arka yarışlar kazanan Irad Ortiz'leri, Jose Ortiz'leri, Luis Saez'leri geçen ve form durumu maksimum olan bir tane jokey var. Gelmiş buraya bu at için arkadaşlar. Ve muhtemelen de Jeremy Englehart gibi usta bir antrenör grubunla beraber burada bu yarışı kazanmaya gelmiş. Fakat işin ilginç tarafı arkadaşlar, birinci 3600 dolar gibi komik bir rakam veriliyor. Yani herhalde bununla bir bağlantısı var. Yani bir Yani arkadaşlar Dylan Davis 100 bin, 200 bin dolar koşuları kazanmış bir jockey. Burada bu Tuggle'ın ya Tuggle'ı check etmeye geldi, vardır bir planları onların. 3600 dolarlık bir ikramiye gelecek. Bakın buradaki ikramiyeler bile daha fazla. 18 bin dolar var burada, 19 bin dolar var. Bu inanılmaz küçük bir ikramiye için. Ama burada bu safkan zor geçilir diyoruz. 7 numarayı banko tutuyoruz. Aksi takdirde burada 2 tane daha rakibi var bu safkanın. Dileyenler burayı
tek atmak istemeyenler onları hemen not alsınlar. 10 numaralı Uncle Ernie, Jorge Vargas Jr.'la ve 5 numaralı Dr. Doyle, Michelle Sanchez'la arkadaşlar. Burada ses getirebilirler. Tabii ki arkasından da ekürler 4 ve 11. Evet, bizim burada bankomuz Toggle 7 numaralı Dylan Davis'te. Hem çalışmaları iyi, hem her şeyi iyi, dereceleri de iyi. Yani şöyle söyleyeyim size, neden Toggle olduğunu söyleyeyim. Esas sebebi Dylan Davis falan da değil. Bu grubun 5 gömlek falan üstü olması lazım. Yani %75 falan AGP çıkması lazım normal şartlarda bu ata. Bakalım, ben merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. 7. koşu Ballesi Appreciation Miles Texas'a geçiyor. Son koşu. Burada 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bu bir Stakes tabi, 60 bin dolar birinci ikramiye var. Şimdi normalde burada 4 numaralı Galerio Ruben Silvera ile grubun zaten üstünde Midland Origin Ruben Silvera ile çok şanslı arkadaşlar. Yani bunu da alternatif banko olarak not alın, 4 numarayı da. Ama arkasından 6 numara I Am Redeemed Abner Adorno ile, 8 numaralı Informatif ve Accuracy, 9 numara Forewarned Alexander Crispin de Destro Art Dog, 10 numaralı Patman Michelle Sanchez ve 13 numaralı Dreams Untold Frankie Pennington ile ve 14 numaralı Bird King arkadaşlar Ruben Silvera ile. Burada şu safkanın da durumu iyi. Bu Looking at Roses. Eğer bunu Dylan Davis falan binerse bunu da yazın arkadaşlar. Yani bu 12'de iyi bir safkan. Neden burada jockey yok anlamadık onu. Belki de Dylan Davis binecektir veya başka bir burada koşmayacaktır bir tanesi. Şu an bu taraflarda yağmur da var. Birçok atın da koşmayacağını düşünüyoruz. Böyle geniş geniş yazıyoruz ama hemen hemen birçok safkan burada koşu almayacak gözüküyor. Burasını 4 numara Galerio'yu Ruben Silvera ile alternatif banko ilan ediyoruz. Arkasından 6, 8, 10, 13, 14 ve artı 12'ye de bakacağız kimin ya. Koşacak mı koşmayacak mı onları görmemiz lazım diyoruz. Evet, Philadelphia ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Web sitemizden de şablonları, yenilenen şablonları takip edebilirsiniz yarışlardan evvel diyoruz. Tüm katılım yapan arkadaşlarımıza bol şans diliyoruz arkadaşlar. Leicester, Diyarbakır ve Adana ile ilgili de videolarımızı izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.